Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ben Tekirdağlıyım. Tekirdağ milletvekiliyim. Aslında mümkün olduğu kadar sık gelmeye çalışıyorum. Sayın Başkanımızla da müteaddit defalar görüştük. Telefonla görüşüyoruz, yüz yüze görüşüyoruz, sahada görüştük. Fakat bir türlü uygun bir vakitte gelebilme imkanı olmamıştı. Çoğu zaman zaten hafta sonu olduğu için benim gelişim biraz mesai saatleri dışında oluyor. Buraya da mutlaka bir uğrama niyetim vardı. Bugün onu gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ için yapılan bütün hizmetleri hep beraber el birliği içerisinde gerçekleştireceğiz. Güzel, verimli bir ziyaret görüşme oldu. Başkanım, ben onlar adına sorayım. Şöyle. 70'lerde hem liman ziyaretiyle ilgili incelemelerde bulundunuz. Orayla ilgili bilgiler diyorlar. Evet. Liman değil de Tekirdağ'ın işte eski iskelesi, balıkçı iskelesi. Uzun zamandır orası duruyordu. Özelleştirme idaresindeydi. İnşallah orası Tekirdağ'ın kullanımına kazandırılacak. Hep beraber vatandaşlarımızın gezeceği, işte balık tutacağı, üzerinde çay içeceği bir yer haline getirilecek. Çalışmalar başlatılmış ve kısa zamanda inşallah sonuçlanır. Zaten dünya gündemiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz. Malum Orta Doğu'da şu anda sular ısındı. Gündeme dair birkaç kelime Tabii bugün birçok köşe yazarında da vardı. Yani bizim doğduğumuz günden itibaren her gün aslında Orta Doğu'da sular ısınıyor, sıcak. Birbirini takip eden çok önemli, ciddi gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış. İşte yarım asırdır bizim tanık olduğumuz, yaşadığımız süre içerisinde Orta Doğu'ya gelmedi. Tabii bizzat Orta Doğu'da yaşayan halklar, devletler, ülkeler bu konuda öncülük etmeli. Bir. İkincisi, tabii dünyanın farklı yerlerinden buraya gelip petrol için bilhassa yeraltı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerin de bölgeye, ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarını da saygı göstermesi lazım. Dün yaşanan olayla ilgili İran'ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani Amerika Birleşik Devletleri tarafından, ki bu üstlenildi de, bir suikastla öldürülmüştür. Tabi burada Orta Doğu'daki gelişmeler, başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işlerle ilgili tabi çok farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan, mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içerisinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren, bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünnilerle ilgili yapılan katliamlar konusunda tepki gösteren çevreler vardı. Bu işin bir boyutu. Ama başka bir boyutu da şu anda egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin, bir kamu görevlisinin, devlet görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından üçüncü bir ülke içerisinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında da endişe verici bir tablo bu. Bunun Orta Doğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere olumlu katkı vereceğini düşünmüyorum. Daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu bakımdan başta bölge devletleri olmak üzere, halkları olmak üzere, ama bölgeye dışarıdan gelen askeri güçler de dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak ve kısa bir zaman içerisinde de Orta Doğu'yu bir huzur ve barış iklimine kavuşturacak bir anlayış içerisinde hareket etmesi lazım. Tabii bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Orta Doğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler kısaca söyleyecek olursam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl bir fotoğraf olmak istersiniz?